Deniz, Nur'la uğraşmayı bıraktın Emre deyip. Hayırdır? Prim yaptırmayacağım artık. Şimdi Burçak'tan, Tankut'tan yürürsün artık. Ne oldu? Hani geri adım atmaya mı karar verdi? Size öyle mi söyledi? Baktı ki bir adım üste çıkıyordu. Artık adımlarını geri atacak. Dikkat et de düşme. Baktın ortada kalacaksın. Mehtap, ne yapacaksın Peru işte? Mehtap takınca sana bir geri şeyler bir oldu. Geri tabii geleceksin böyle. Tankut'a geri adım atacaksın. Pardon da ben niye ortada kalayım ya? Soru soracağım. Pişman mısın Tankut'u bıraktığın için? Sana hayır mi? Değil. İyi ki bıraktı. Mısın? Gürkan'ı sen da tanımış misin? Oldu. Tankut bak bir şey söyleyeyim mi? Benim arkadaşlarımın fikirleri burada açıkça ortaya konulabilir. Bu demek değildir ki aynı şeyi ben de düşünüyorum. Anladın yo, mı? Yo az evvel içeride dedin ya Ayça'nın yanında. İstediklerini söyleyebilirler ya. Benim arkadaşlarım onlar. Tabii Ayça geldi şimdi senin Emre'den yana fırsatın da kalmadı. Baktın ortada kalacaksın. Gürkan'ı da bıraktım. Vah yazık. Ay Mehtap ortada konuşuyorsun. Ne ilgisi var Mehtap ya benim gelmemle buraya yazıyorum. Yani bunu Ayça söylemez. Ya Ayça daha düne kadar, yani. Düne kadar Cansel'le Melis öyle oturup dakika başı işte. Nur sen Emre'ye yürüyemezsin. Emre şeye yakışıyor, Dani'ye yakışıyor. Evet. Emre Dani'ye çok yakışıyor. Şimdi aynı şeyi söylesene Melis. Şimdi tutmuşlar, niye şimdi aynı performansı bekliyorum senden. Evet, performansı Melis güzel etki bırakmış. Yakıştırıyor olabilir ama amacımız ulaşmışız yemin ederim. Özledik Melis o yönlerini. Emre'yi başka biri için mi düşünüyorsun? Emre'yi başka biri için düşünüyorum çünkü. Bu evde her şey olabilir her an canım. Aynen. Mesela bir bakarsın Emre ile Dani olmuş. Şimdi de böyle mi oldunuz? Tankut'a geri mi getireceksiniz Dani'yi? Şu evden gideceğin gibi bekliyorum. Kal geldi. Tankut olur, bir basamak, olur, geri Gürkan bir basamak. Basamaklar geri. Geri ineceksin aşağı. Fakat geri indiğinde orada kalacaksın. Hı hı. Basacak yer bulamayacaksın, düşeceksin. Evet canım. Tabii. Göreceksin. Kesin. Şirket nasıl? Şirket her şey yolunda. O zaman problem yok. Batırmayın da. Batırmayın da aynen. Batırmayız, İtlas bayrağını çekmeyin de. Emre hep benden duyuyorsun, sen söylüyorsun ha. Bak, bana çok güzel bir magnet almış Freddy'de. Şu buzdolabını asacağım bunu ya. Ne o? Yılın başında bir yakaladık dur. Sen de mi hediye aldın? Bakayım, gel bakayım. Bak, yakaladın. Gel bakayım. Hediye mi aldın? Hayır ya, magnet almış. Magnet mi almış? Dolaba yapıştırırsın. Mutfak hediyesi almış ya. Hediye mi aldın dedim? Hayır. Ben Tankut'u tanımak istiyorum ciddi anlamda. Tankut. Bayağı kararlı gördüm seni. Evet, kararlıyım. Hayırdır? Ay, bu kız bize de kalmış kız. Çocuğun o hediyeyi verdiğinde ne tepki verdi? Çok mutlu çok oldu. Gerçekten evet, çok mutlu oldu. Arkadaşlar boğa burçların böyle anaç babaç yapıları çok yoğundur yani. Oradan gel. Ortada abi, kuyu var, yandan geç. İşte oğluna da benzetti oradaki şey diyor. O da sarışın kıvırcık saçlıydı dedi. Sen Dani gibi değilsin ki hayatım götürüp de başkasına laf sokmak için bir hediye veresin. O ona hediye verirken bile laf sokmak için bir hediye verdi. Aynen öyle. Yapmadın yani. Dün geçen gün dün diyorum. Hala ya. Serhan'a dokundurma yapıyordu. Ondan sonra tespih bu evde kim kullanıyor Serhan'dan başka? Ben tabii ki de ona gönderme olacak yani. En son yani. Kabul ediyordu işte Serhan'ın buradan gitmesi gerekiyor. Serhan'la burada tartıştı ondan sonra biliyor bir de mi? Hayır öyle değil falan diyor ama. Ne diyecek sana gönder yaptım diyecek hali yok ya. O cesaret isteyen bir şey zaten. Hepimiz mutlu olacağız. Nur sıra sende. Evet. Biz buradan mutlu olarak çıkacağız. Onlar da arkamızdan baka kalacak. Tamam mı? Göreceğiz şimdi. Bana oradan gelirken bile 33 yaşındaki kızın yaptığı hareketlere baktım. Annem yaşında sığırdı birinden ama hanginiz dedi bilmiyorum. Bana demiştir büyük ihtimalle. Ne alakası? Vallahi benim yaşıma geldiğinde annesi sen de benim gibi ol da. Aynen. Bak sen hakikaten çok böyle dönme dolaplık yapmaya başladın. Hiç vaktim başladın. Yok beni öyle canımı sıkacak şeylere. Biliyor musun? Anladın mı? Ama bir insan güzel şeylere vakit ayırıyorum ben. Sonra yine aynı hareketleri yapıyorsan bu senin tutarsızlığını gösterir. Sana karşı evet normaldir. Hayır herkese karşı öylesin. Melis'e de karşı öylesin şu an herkese karşı. Aa yani Melis'in dengesinde ben tutarlı olsam ne olacak? Böyle şey kaylanmıyor. Sen eleştiriye çok kapalı bir insansın. Senin burnunu ben yaptıracağım. Musun? Hiçbir şekilde sen haksız olamazsın. Canım senin benim bir yerimi yaptırmana hiçbir ihtiyacım zaman. Yok. Hiçbir zaman yaptırırız. Sana birkaç tane tahta alacağım gelirken. Zaten eksik. Kullanırsın. Bak gitmiş klatüye para veriyorsun. Git birkaç haddini, tane tahta al da haddini işine aşacak yarasın. Cümleler kurma. Haddini aşacak cümleler kurarsan. Neden? Seni şu tahtaların yanına monte ederim. Aa evet. Tahta almaya gerek yok. Bunları sana veririm de kullanma. Hangi haddinden? Meta sen hangisini tahta almaya gerek yok. Kuruş kova mısın? Ay, hayır olamaz asla ama. Şu tahtalar hangisisin? Hangi şiveyi seç yani. Ben kafam karıştı şu anda. Gelişti. Hangisi? Rus mu olmak istiyorsun? Hayat Türk kadını mı olmak istiyorsun? Karışacak. Doğu kadını mı olmak istiyorsun? Hangisi? Serhan gitti. Gelen gitti. Gelen gitti. Gelen gitti. Konuşayım ben anlamadım. Tabii ki karışacak. Hayır ben senden bahsediyorum şu anda konuyu. Neden bana çeviriyorsun?
Aa, sen neden çevirdiğini biliyorum. Senin karakterin bu. Sen hiçbir zaman haksız olmayı kabullenemeyen bir insansın. Okey, ben bunu anladım da şu an sana şunu diyorum. 5 dakika içerisinde Rus taklidi yaptın. Eski Türk kadını taklidi yaptın, Doğu kadını taklidi yaptın. Hangisi olmak istiyorsun? Yaparım. Ona karar ver önce. Sana bir. Ne? Tamam mı? Sana ne? Önce karakterini, kişiliğini oturtur. Benim hangi aidalarla ilgilendiğim şu an söz konusu değil. Birilerinin taklitlerini yapmak karaktersizlik değildir, tamam mı? Taklit benim gözüm ekranda şu an. Senin hangisi gerçek olduğunu ben anlayamıyorum. Bence senin gözün aynen Ceyda'nınki gibi ekranda olsun. Çünkü burada kalacaksın böyle giderse. Kalayım. Onun sıkıntısını da benden çıkarmama gerek yok. Ben illa biriyle olmak için olmuyor. Tamam mı? O Danil'e gittiğin 5 kere gidiyor. Samimiyetsiz yani. İlla biriyle olmak için oluyorsun. Çünkü soğudum dediğin halde hala adamla şu an ortada kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorsun. Ya ben hiç de ortada kalmadım ya. Burası değil yani. Erkeklere takacağım. Tamam, benim erkek dışarıda olacağım. Da bir hayatım sana var. Sana erkek geleceğim, merak etme. Anladın mı Metap? Ay konuşma. Hayat sadece buradan ibaret değil benim için. Danik Tankut için geri döndü. Sonra Tankut'la tanışma yolundayken Gürkan çıktı karşımıza. Gürkan'a bir şeyler hissettiğini söyledi. Sonra Gürkan'la anlaşamadı. Emre geldi. Emre ile ilgili bir şeyler söylettirdi arkadaşlarına. Ayça gelince şansı kalmadı. Sonra Tankut'a geri dönüş mü var? Şu an hiç anlamış değilim. Kafamda deli sorular. Neyse olur, sen yeter ki sakız. Neyse olur, dışlerin seni bulur. Sen yeter ki sakız. Neyse olur.